pijamalar giyilmiş, eve gelinmiş. Nasıl geçti benim bir tanemin ilk gala gecesi? Anne sen beni çok yanlış yetiştirdin. Ne? Bu kadar hayalperest, hassas, saf olmam senin suçun. Sen niye bana bırak hayalleri, gerçeklerin peşinden git demedin? Niye insanlara bu kadar güvenmeyi öğrettin anne? Ya eğer sana söylenen sözlere inanma, sen dinleme Dicle deseydin ben bu geceki kadar dağılmazdım. Gene ne yaptı Dicle? Ha? Ne yaptı? O gala davetiyesini bana jest olsun diye vermemiş. Meğer Antalya'da bir filmde çalışmaya ikna etmek içinmiş hepsi. Benden kurtulmak için hiç düşünmemiş. İnsanları aramış, tek tek İstanbul dışında iş bulmuş benim için. Eğer bu kadar hayalperest olmama izin vermeseydin, o zaman ben babamın gerçekten beni sevindirmek istediğini düşünmezdim. Bir tanem, yani ben şu an çok üzüldüm. Yani şuradan, şu ekrandan çıkıp sana uzanıp sarılamıyorum ya. Kalbim acıyor. Hayır, hayır. Tamam anne, tamam. Sen üzülme. Tamam. Anne, ben Antalya'ya döneceğim. Dicle. Başından beri ısrar ettim sana dön diye. Ama şu anda dönmeni istemiyorum. Bak şu halde dönmeni istemiyorum anneciğim. Niye? Tamam ben hayalperest bir çocuk yetiştirdim. Hassas bir çocuk yetiştirdim. Ama aynı zamanda güçlü ve savaşçı bir çocuk yetiştirdim anneciğim. Eğer şu halde buraya dönecek olursan kendini böyle savaş... Kaybetmiş, kaçmış gibi hissedeceksin anneciğim. Ve bu ileride sana çok büyük bir yük olacak. Dicle. Ben seni tanıyorum anneciğim. Sen buraya dönünce mutlu olmayacaksın, biliyorum. Burada mutlu olabilecek miyim? Bilmiyorum, ben falcı değilim. Sadece anne, Dicle. Hadi git elini yüzünü yıka. Böyle bak benim gibi bir bitki çayı al kendine, gel. 15 dakika sonra arayacağım seni, tamam mı anneciğim? Tamam. Geldin mi? Geldim. Nasıl geçti? Mekanda sana bakındım yoksun asistan kız. Hani sen de gelecektin? Beni sattın, yazdım bunu. Barış havası mı sattın? Ben satmadım. O beni sattı. Ama bunun farkında bile değil. Ben mi taşıyorum sanki? Adamlar taşıyor işte. Ya Filiz Hanım'a söylesem de nasıl olsa izin vermeyecek diye. Of. Bak bana söz ver, ben gelene kadar hiçbir yeri temizlemeyeceksin, tamam mı? Evim, hatta bütün evin temizliğini ben yapacağım, tamam mı? Bunda ne başım? Bakayım onda neler varmış. Ha, bunlar benim yan odaya gidecek. Ben birazdan bakacağım onlara. Dicle. Taşınma için demiyorum ama hiç iyi görünmüyorsun. Kızım sabaha kadar ağladın ya. Ara patronunu. Benim üstümde bir kırıklık vardı. Yok yok, benim üzerimde bir kırıklık yok. Ciddi bir salaklık var. Peride Hanım ama beni uyardı. Oyunculara inanma, bak seni bir anda göklere çıkarırlar, sonra pat diye unuturlar dedi. Yo, Barış öyle bir insan değil diye bir de karşı çıktım kadına. Annem de babama karşı uyardı. Kıraç Özval'dan bir şey bekleme diye 100.000 kere söyledi kadın. Dicle tamam. Akşamdan beri kaç kere anlattım sana, bıktırdım değil mi? Bakalım. Ya tamam, bu sondu. Ya gerekirse milyon kere anlatacaksın. Leyla teyze Kıraç Özal'ın entrikasını duyunca çıldırmıştır. Tam tersine beni sakinleştirmeye çalıştı. Canım ya, ben demiştim bile demedi, biliyor musun? Neyse ben çok geç kaldım, gitmem lazım. Bak bir yere sildiğini anlarsam küserim sana. Tamam dedim ya. Sen metroya nereden çıktın, öğrendin mi? Yok, otobüse bineceğim ben. Hatta oradan bir dergiye uğrayacağım. Barış'la Beren'in kapak çekimi varmış. Öyle bir detayları öğrenip Peris Hanım'a rapor vereceğim. Demeye gerek kalmadan Peris Hanım. Günaydın Peris Hanım. Dergiden önce Barış'ın yanına git. Muvaffakatnameler yanındaymış. Onları al, hemen yapım şirketine gönder. Barış'ı bırakırsak aylarca sürünür. Peki Feris Hanım, tamam. Çıktım, görüşürüz bak. Tamam mı? Pardon, geçtim.